Herkese selam dostlarım, ben Rıdvan, hoş geldiniz. Bugün sizlerle iyi bir iletişim kurmak nasıl olur onun hakkında konuşacağız. Öncelikle kötü bir iletişim nasıl olur ona gelelim, ondan sonra gelin detaylı bir şekilde konuşalım. Kalk bakayım, kalk ayağa. Neyin var benim? Neyin var doktor bey? Neyin yok ki? Ya doktor bey niye kızıyorsun? Bir şu kapıdan bir insan evladı girip de neyin var doktor bey demedi desin kafamı kıracağım ya. Fıtı. Merhaba doktor bey, nasılsınız acaba? He? Tamam şaka yaptım ya. Kafa çıktı da az önce geçerken kulak misafiri oldum dediğinize itlik yapayım dedim. Çık lan buradan. Niye kızıyorsunuz ki anlamadım. Çıksana lan! Tamam be çıkıyorum. Bana deli dediler. Bırak da desinler kara kediler. Girdi aranıza para dediler. Düştün gözünden yara dediler. Bahtı kara dediler. Hocalarımızın bize dediği şöyle bir şey var. İyi bir anamnez ve fizik muayene sayesinde kanaları %80 oranında başarılı bir şekilde koyuyoruz. Anamnez şu, kişinin tıbbi geçmişi. Önceden bir ameliyat geçirdi mi, kaç yaşında, nerede yaşıyor, ne işle meşgul, ailesinde hipertansiyon, diyabet var mı, kullandığı ilaçlar neler, şikayeti ne, şikayetinin öyküsü nasıl. Yani kısacası kişinin tüm tıbbi geçmişini öğreniyoruz. İletişim kuruyoruz yani onunla. İkincisi olarak ise fizik muayene, işte stetoskopla dinlemek, dokunarak işte oradaki belirtileri bulmak gibi şeyler. Sadece bu ikisiyle hiçbir tetkik yapmadan %80 oranında tanıyı koyabiliyorsun. Hal böyle olunca doktorluk gibi iletişimin harika olması gereken bir meslekten hareketle ben de sizlere iletişim hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemeliyim, bir kişi bizim hakkımızda 3-4 saniyede karar verir ve bizi bir sınıflamaya koyar kendi kafasına göre. Bu nedenle o 3-4 saniyede o kişiyi kendimize kazandırmamız lazım. E nasıl yapacağız peki diye soracak olursanız da çok basit bir yöntemi var. Tanışmak. Adını, soyadını, unvanını söyleyip kısaca tanışacaksın ama şöyle bir tanışma değil. Merhaba ya ben Rıdvan. Ya da direkt konuya giriyorsun mesela. Selam yok, sabah yok, hiçbir şey yok. Direkt konuya giriyorsun. Ya bizim şeyler vardı ne oldu ya onlar? Öncelikle tanışma safhası. Yani ilk başta selam vermek, kendini tanıtma. Bunu yapacaksın. İkinci olarak ise size şunu söyleyeceğim. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Bir insanın ne söylediğinden çok nasıl söylediği önemliymiş. Yani beden hareketlerimiz, sonra ses tonumuz söylediğimiz şeylerden daha önemli. Dik bir şekilde durmalısın, ses tonun kendinden emin bir şekilde olmalı ve samimi gözükmelisin. Birisi konuştuğu zaman onun samimiyetsiz olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz biz insanlar olarak. Adam o kadar içtensiz bir şekilde konuşuyor ki diyorsun gidiyorsun. Doktorlukta da böyle dik bir şekilde oturursun. Hasta içeri girdi mi ayağa kalkmak zorundasın. Onunla el sıkışmalısın. Belki bu şu an çok yapılmıyor olabilir ama yapılmadığı için de bu sorunlar olmuş olabilir yani. Doktorlukta hastayı dinlemen gerekiyor. Yani neymiş? Bir şey öğrenmek istiyorsan, tanı koymak istiyorsan hastayı dinleyeceksin. Sözünü kesmeyeceksin. Onu iyi dinlersen güzel tanı koyabiliyorsun doğru bir şekilde. Aynı şekilde iletişime de geçtiğimiz zaman da karşındakini dinle. Hani onun sözünü sürekli kesme. Veya bir ortama gittiği zaman sürekli sen konuşma. Yani bırak herkes konuşsun. Yani niye atlıyorsun öyle? Bunu ben de çok yapıyorum. Çok konuşuyorum da. Neyse bunu geçiyoruz hadi. Yani neymiş? Karşındakini dinlemen gerekiyor ve ona göre cevap vermen gerekiyor. Yani bu bir pas alışverişi. Futboldaki gibi aynı. Sen kimseye pas atmazsan kimse de sana pas atmaz. Bu kadar basit. Yani iş kısaca samimi olmak. Peki ben nasıl samimi olurum? Hani elimi kolumu hareket ettiremiyorum. Oraya buraya gidiyor falan işte. Birisiyle konuşurken elim bir oraya bir buraya gidiyor. Bir böyle arkaya koyuyorum böyle elimi. Bir böyle yapıyorum. Elime koluma sahip çıkamıyorum diyorsun değil mi? Abi çok basit bir yolu var. Yakın arkadaşının yanına git böyle. Konuşuyorsun ya onunla. Onunla konuşurken kendini gözlemle veya onu gözlemle seninle nasıl konuşuyor diye. Ve ona göre ses tonunu, beden hareketlerini güzelleştirebilirsin. Önemli olan istediğin kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmak. Ama kendime özgüvenim yok mu diyorsun. Bunu kırmak için de bazı şeyler yapabilirsin. Sen bir saçını tara, bir dişini fırçala, sigara içme, ayakkabını temiz tut, al bir peçeteyle sil. Ondan sonra işte pantolonun arkası çamur olmuşsa onu sil. Yani güzel temiz bir kıyafetin olsun. Yani görünüşüne dikkat edeceksin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz.